Biz ortam savaşı yapabiliriz şeytana karşı. Çünkü şeytan aptal değil, gelip de senin önüne ben seni öldürmek istiyorum anne diyen bir çocuk çıkarmaz hiçbir zaman. Öldürülmeyi hak edecek anneler, öldürülmesi gerektiğine inandırılmış babalar oluşturur o. Çocuğun gözünde yaşaması gereksiz bir baba haline getirtir onu. O arada da mesela çok basit şeytan taktiği, şimdi senin en çok hoşlanacağın nedir? Mesela çocuk sabah namazına kalksın. 7 yaşında çocuk sabah namazına kalksın. Kalksın. Çocuk için sabah namazına kalkmak 7 yaşındaki çocuk için kolay bir şey mi? Değil. Bir defa dedin, iki defa dedin, üçüncüde gıcık ettin çocuğu sen. Şimdi bunu anlayıp haftada bir kaldırmaya başlaman lazım. 3 defa değil, bir defa deyip kaldırman lazım. Akşam 4'ten 5'ten sonra hamurlu bir şey yedirmemen lazım ki ağır bir uyku uyumasın, sabahleyin kalkması kolay olsun. Hem akşam çocuğun önüne bir tepsi poğaça koy, onları yesin çocuk, bir de gazoz üstüne, şişsin çocuğun midesi, sabah namazında dinamit koysan yatağın altına kalkmaz ki o bir daha. Akşam o poğaçayı sana kim yaptırdı bunu bulman lazım. Neredeydin? Çocuk okulda geldiğinde 3'te yedirtseydin ya poğaçasını. Annesin sen. Akşam niye bu çocuğu sabahleyin kalkmakta zorlanacağını bildiğin halde bu şekilde yedirdin? Buna rağmen şeytan ne yapar? Sen hem çarşaflı kadın hem bu çocuk namaz kılmıyor. Cennete de gideceksin. Kaldır, kaldır bunu. Kalk, su dök, iğnele, kalkacak çocuk. 2 ay, 3 ay, 5 ay bu sefer bir de bir çocuk kaldıramadı. Bir de Müslüman anne, Müslüman baba diye biraz daha sana hız veriyor. Kalkmayınca çat çut tokatlar bu sefer. Önce okşamalar, sonra tokatlar. Namaz kıldırmak istediğin çocuğu sayılı namaz düşmanlarından biri haline bu şekilde getirebilirsin. Bunu da sana yaptırdığı için 2 kere mutlu olmuştur şeytan. Çünkü o çocuk 30 sene sonra ona Nurattin Hoca niye namaz kılmadın yavrum dediğinde babamın anamın hırçınlıkları yüzünden deyince şeytan kıs kıs gülecek. Ama yapılan iş namaz kıldırmayı arzu. Peygamber aleyhisselam namaz kıldırın çocuklara 7 yaşında demedi mi? Dedi. Peki çocuklarınızı namaz düşmanı yapın dedi mi? O Medine'deki çocukları 7 yaşında namaza alıştırın dedi. Zaten namaza herkes gidiyordu. Senin yaşadığın şehirde ne özelliği var? Namazla ne ilgisi var senin şehrinin? İmamı mı sempatik? Cami mi cazibe alanı? Ne özelliği var ki çocuk namaza hayran olsun? Bilgisayarın bulunduğu, televizyonun bulunduğu bir evde, oyunun doyasıya oynandığı bir ortamda çocuk namaza nasıl vakit bulacak? Sen Medine değilsin. Sen İstanbul'sun. Sen İzmir'sin. Kendine göre bir taktik geliştirmen lazım. Yine namazdan taviz vermeyerek. Kolay olmuyor. Vastabir aleyha demişti Allah. Kolay değil bu iş. Sabırlı olacaksın demişti. Öyle kolay olsaydı her çocuk otomatik namaza başlardı zaten. Öyle kolay değil.